Okul öncesinde hepinizin malumu biliyorsunuz, Ankara'daki örneklerinden de malumatınız var. Okul öncesinde 2000'li yıllarda, bakın 1960'lar 70'ler demiyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu özellikle ben tekrarlıyorum her konuşmamda. 2000'li yıllarda okul öncesinde 5 yaştaki okullaşma oranı bu ülkede %11'di. 5 yaş grubundaki çocuklarımızın, 100 çocuğumuzun sadece 11 tanesi okul öncesi eğitime erişebiliyordu. Bugün bu oran %93'e çıktı. Orta öğretimdeki okullaşma oranı %44'tü. Bugün bu oran %90'a geçti. Benzer şey yüksek öğretime de geçerli. Ve bu sürecin, bu eğitimin kitleselleşmesi, evrenselleşmesi sürecinin iki tane kazananı oldu. Herkes kazandı ama iki kesim çok daha fazla faydalandı. Birincisi sosyoekonomik seviyesi düşük olan vatandaşlarımız. Onların eğitime erişimi artırılmış oldu. Şimdi biraz önce dedim ki 5 yaştaki okullaşma oranı %11. O %11'in kimlerin eriştiğine bakarsanız sosyoekonomik seviyesi en güçlü olan kesimdir. İşte kitleselleşme, eğitimdeki evrenselleşme, vatandaşların sosyoekonomik seviyesine, gelir seviyesine bakmaksızın herkesin en temel anayasal hakkı olarak erişilebilirliğini sağlamış oldu. İkincisi kız çocuklarımız. Yıllardan beri bu ülkede kız çocukları okullara gönderilmiyor şeklinde, aslında zımnen örtük bir şekilde muhafazakar kesimi suçlayan bir söylem, bir retorik bu semada yankılandı. Yani siz okulları yaptınız, tüm illere, ilçelere eriştirdiniz de mi vatandaş çocuklarını, kız çocuklarını okullara eriştirmedi? Bakın son 19 yılda okullar yapıldığı zaman işte derslik sayısı 300 binlerden 855 binlere ulaştığı zaman ilk kez Cumhuriyet tarihinde kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarının okullaşma oranını geçti. Yani demek ki vatandaşımıza imkan sunulduğu zaman vatandaşımız kendi çocuklarının eğitimi için her türlü seferberliği yapabiliyor. İşte bu sürecin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm aileler, tüm öğretmenlerimiz, tüm anne babalar, tüm çocuklarımız için en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Aslında ben konuşmalarımda hep şunu vurgulardım. Niye 70 yıl gecikti? Yani OECD ülkeleri, bugün rekabet ettiğimiz o gelişmiş ülkeler 2. Dünya Savaşı'nda okullaşma oranlarını %90'ın üzerine çıkarttılar. %100'lere ulaştırdılar. 1950'li yıllarda Türkiye niye 70 yıl gecikti? Bunu düşünmemiz gerekirdi. Üzerinde kafa yormamız gerekir diye sıklıkla konuşmalarımda ifade ediyordum. Bugün bunu biraz aşmak istiyorum. Aslında yıllardan beri bu ülkede kültürel iktidar, kültürel hegemonya ile ilgili çok şeyler söylendi. Dikkat ederseniz eğitim politikalarının çoğunda da vatandaşın eğitime erişimini engelleme ile ilgili çok sayıda eğitim politikası bu ülkede yürürlüğe sokuldu. İşte başörtüsü, kılık kıyafetle ilgili engeller, kas sayı uygulaması, din öğretimi ve mesleki eğitimin yüksek öğretime erişimini engelleyerek akademik olarak başarılı öğrencileri bu okul türlerinden uzaklaştıran ve uzun vadede her iki okul türünü de başarısızlığa mahkum eden ve o mahkumiyetin bedelini bu topluma ödettiren eğitim politikaları. İşte 70 yıllık gecikmenin asıl altında yatan şey mevcut vesayet odaklarının kültürel iktidarlarını muhkem kılmak ve sürdürülebilir kılmak, pekiştirmek dilek ve arzusu. Onlar halkın çocuklarının eğitime erişimini ve bu kültürel iktidar ve hegemonyada pay sahibi olmalarını hiçbir zaman istemediler. Kültürel hegemonyayla, kültürel iktidarla eğitim doğrudan ilişkili. Eğer siz eğitime erişemiyorsanız kültürel iktidarla ilgili, hegemonyayla ilgili hiçbir şey söyleyemezsiniz. Hiçbir zaman ortak olamazsınız. İşte yapılan bu 70 yıllık gecikme aslında arka planda
işte toplumsal mühendislikler vesaire odaklarının tamamen kültürel iktidarla ilgili ortak kabul etmeyen, vatandaşı bu süreçlere dahil etmeyen üstenci bakışının bir sonucudur. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreçte eğitime erişimi artırarak, kitleselleşmeyi artırarak sadece beşeri sermayenin niteliğini artırmamıştır. Aynı zamanda bu ülkenin çocuklarının da kültürel iktidarda pay sahibi, söz sahibi olmasının yolunu açmıştır. Bunun özellikle altını çizmek isterim. İşte biz eğitimde kitleselleşmeyi sağladıktan sonra, çocuklarımıza nitelikli eğitim vermeye başladıktan sonra artık kültürel açılımlarla, kültürel okur yazarlıkla vatandaşımızın, çocuklarının bu süreçlere dahil olması için de çok önemli projeleri inşallah önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz.